Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü değerli kardeşlerim. Modern zamanlarda aile olmak programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Düğünümüzü yaptık, evlendiler. Kavramlık hususunda biraz konuşmuştuk. Bugün de sizinle itaat mevzusunda sohbet edeceğiz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresi 34. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah kadınlar için kocasına itaat ederler buyuruyor. Kadınlar kocalarına itaat ederler. Erkekler kavvamdırlar. Kadınlar da kocalarına itaat ederler. Şimdi itaat kelimesinin anlamına bakmamız lazım. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de kocasına itaatkar kadın için ganite kökü kullanılıyor. Yani kelime ganite kelimesi kullanılıyor. Peki bunun anlamı ne? Bu itaat anlamına geliyor ama nasıl bir itaat? Çünkü Arapça çok geniş kelime hazinesi olan bir dil. O yüzden her itaat birbirine benzemiyor. Yani korkularak yapılan itaatin anlamı, itaat anlamını ifade eden kelime başka. Korkudan değil, saygı ve sevgiden doğan, gönüllü bağlılığı, gönüllü kabulü, kabul eden itaat başka. O yüzden ganite kökünden gelen, yani Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen itaatte Allah Teala Hazretleri bize şunu söylüyor, şunu arz ediyor. Diyor ki, kadınlar kocalarına itaat ederler ama nasıl itaat ederler? Korkudan değil. Yani bir koca zorbalık ile kendine karısını itaat ettiremez. Zorbalık ile, zor kullanarak, zulüm ile kendisini karısına itaat ettiremez. Karısını kendisine itaat ettiremez. Zaten zorla itaat yürümez, belli bir noktada ayrılık gerçekleşir. Ayrılık gerçekleşir. Şimdi koca karısından itaat bekleyecek. Tamam. Ama itaati de hak edecek. İtaati hak edecek. Hocam bu itaati hak etmeyi biz şimdiye kadar duymadıydık. Bu nereden çıktı? Nereden çıktı? Kelime manasından çıktı. Ganite kökünden geliyor. Diyor ki itaat eylemi, bu öyle bir itaat ki korkudan değil, saygı, sevgiden doğan gönüllü bir bağlılığı, gönüllü bir kabulü, efendim haklı talebi yüksünmeden yerine getirmeyi ifade ediyor. Haklı talebi yüksünmeden yerine getirmeyi ifade ediyor. Yani bir esaret değil. Yani kadının itaati esaret değil. Mesela siz memursunuz, patron sizden bir şey ister. Onun dediğine itaat edersiniz ama gönüllü de itaat edebilirsiniz, gönülsüz de itaat edebilirsiniz, zorla yaparsınız. Ama Cenab-ı Allah der ki, kadının kocasına itaati gönüllü olacak. Ama benim içimden gelmiyor, adam bana çok zulmetmiş, gönüllü itaat edemiyorum. Zaten de göreceksiniz, belli bir zaman sonra gönülsüz olan itaat bitiyor. Gönülsüz olan itaat bitiyor. Çünkü aksi niye dönüşüyor biliyor musunuz? Şimdi bir kadına siz zorbalıkla itaat ettiriyorsunuz. O zaman o kadını köle ediyorsunuz, kendinizi despot ediyorsunuz. Siz despotsunuz, kadın köle. Hiçbir Allah'ın özgür yaratmış olduğu bir varlık bir süre sizin sözünüze boyun eğer ama bir süreden sonra ayaklanır. Ben hep şunu görüyorum. Böyle zorbalıkla karısına itaat ettiren çok koca görüyorum. Efendim, kadınlar boyun eğiyor gibi oluyor ama ömrün ahir vaktinde çocukları evlendirdikleri zaman o kadın o adamın burnuna öyle bir tasma takıyor ki, boynuna öyle bir tasma takıyor ki elinde sürüklüyor. O da çok şey oluyor, etik olmuyor ya. Vaktiyle sen bana yaptıydın, şimdi ben sana yapıyorum tarzında. Yani o yüzden Cenab-ı Allah buyuruyor ki kadınlar itaat eder ama bu itaati erkek hak etmek zorundadır. Erkek hak etmek zorundadır. Şimdi hocam ben şimdi itaati erkek hak edecek dedim de şimdi itaat noktasında heva ve hevesimi devreye sokayım mı? Öyle de ileriye gitme. Hangi manada ileriye gitme? Çünkü bir kadının kocasına itaat edecek. Hangi noktada itaat edecek? Marufa itaat edilecek, meşru olana itaat edilecek. Maruf olana itaat edilecek, meşru olana itaat edilecek. Hocam şimdi sen bizim kafamıza bir de farklı farklı kavramlar çıkardın. Bir kere şunu hiçbir zaman unutmayız. Allahü Teala kadının kocasına itaati için ganite kökünü kullanıyor. Ama Allahü Teala peygambere ve Allah'a itaat için eti'u ta'a kelimesini kullanıyor. İş değişti bakınız burada. Yani Allah'a ister gönülden ister gönülsüz keyfin bilir itaat edeceksin. Cenab-ı Peygamber Efendimiz'e itaat edeceksin. Yani benim canım istemiyor itaat etmeyeceğim. Öyle bir şey yok.
O yüzden bakınız ey iman edenler. Şimdi buyuruyor ki Nisa suresi 59. ayet-i kerimede Allah Teala Hazretleri bize şöyle buyuruyor. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin, içinizden çıkan idarecilere de nokta nokta. Ha. Asıl olan Allah'a itaat. İkinci asıl olan peygambere itaat. Peki Allah içimizden çıkan idareciye ben ne zaman itaat edeceğim? İdareci Allah'a ve Resulüne itaat ediyorsa ben de ona itaat edeceğim. Demek ki şimdi kadınlar kocalarına ne zaman itaat edecekler? Allah'a ve Resulüne itaat eden kocaya karısı itaat edecek. Ama bu itaati nasıl yapacak? Gönüllü olarak yapacak. Yani içinden gelen sevgiyle, zorlama olmadan. Zaten zorlama olmadan bir kadın itaat ettiği zaman o ev güllük gülistanlıktır. Zorlama olarak itaat ettiği zaman arkadan beddua da ediyor, arkadan sitem de ediyor. Efendime söyleyeyim arkasından dedikodusunu da yapıyor. Ya o evlilikte hiç hayırlı bir şey olmuyor. Nefret ediyor ama aynı evin içinde duruyor. O bir evlilik değil zaten. O bir evlilik değil zaten. Bir yerde despot ve köle sistemine geçilmişse o bir evlilik değildir. O bir evlilik değildir. Birisi despot, benim dediğim olacak, benim dediğim olacak. Peki hocam, şimdi gerçekten bu noktada şimdi erkek haklı bir talepte bulunuyor da kadın itaat etmiyor olabilir mi? Olabilir. Önemli bir mevzu burası olabilir. Mesela adam dedi ki karısına, çocuklar büyüyene kadar çalışmanı istemiyorum. Kadın da dedi ki, o zaman ben bu okulu niye okumuşum? Madem çalışmayacaktım neden okudum? Her şey senin aklın mı eriyor? Orada bir dur hanım. Hanım. Orada bir dur hanım. İtaat edeceksiniz. Bu işi baştan konuşacaksınız. Şimdi bizim toplum o kadar ağır değişti ki şimdi. Eskiden mesela hani kadının yaptığı vazifeler belliydi. Erkeğin yaptığı vazifeler belliydi. Şimdi ben bir kadın olarak diyorum. Şimdi bakınız çalışıyoruz ya. Erkeğin vazifesini üstümüze aldık. Çalışıyoruz yani. Eve para getiriyoruz. Benim asli vazifem ne? Çocuğa bakmak. Çocuğuma kim bakıyor? Kreşler, anaokulları. Evimi kim temizliyor? Bir kadın geliyor benim evimi temizliyor. Ne oluyor? Ben çalışıyorum. 6 yaşına kadar çocuğun sana ihtiyacı var hanım. Eğer eşin yorduysa ki, hele günümüzde onu diyen erkekler de yok. Yeter ki para getirsin diyor. O da çünkü kavvam olamamış. Çünkü gerçek manada bir kavvam neyi düşünür? Maslahat ve menfaati düşünür. Maslahat ve menfaati düşünür. Yani ne demek? Bir kavam sadece alacağı evi düşünmez. Bir kavam sadece alacağı arabayı düşünmez. Bir kavam ilk evvela insana yatırım yapar. Hangi manada insana yatırım yapar? Hanımının mutluluğu için uğraşır. Bu bir. İkincisi çocuklarının mutluluğu için uğraşır. Yani benim küçücük yavrum, bir yaşındaki yavrum bakıcıların elinde kalacak. Hanım okumuş ya çalışacak. Niye? Ben de para kazanıyorum. Kadın böyle diyor. Ben de kazanacağım. Benim de hakkım var. Şimdi bu noktada kadın şunu diyor. Bu benim haklı talebim. Haklı talebin değil. Şimdi burada şuna dikkat edeceğim şey şu. Kavvam maslahata ve menfaate dikkat edecek. Kimin menfaati? Çocukların menfaati. Nedir çocuk? Küçücük çocuklar. Ne olacak efendim? O çocuklar sevgi istiyorlar, ilgi istiyorlar. Ne buldular? Orada da bir şey buldular böyle çocuk gelişimciler. Orada da bir şey uydurdular. Der ki önemli olan kaliteli birliktelik. Yalan söylüyorsunuz. Bir çocuk daima annesinin gölgesinde olmak ister. Annesi mutfakta olsun, çocuk yan odada otursun. Diyor ki birlikte bir şey yapmıyorlar ki. Yanlış söylüyorlar. Çocuk için annenin gölgesinde olması, annenin yanında olması büyük bulunmaz bir nimettir. O güven içindedir. Şimdi düşünün, o güven içindedir. Şimdi düşünün efendime söyleyeyim. Diyor ki biz aynı evdeyiz ama kaliteli birlikteliğimiz yok. Siz kaliteli birlikteliği sadece konuşmak olarak mı düşünüyorsunuz? Annenin evde bulunmasının çok kaliteli bir birliktelik olduğunu anlayamadınız mı? Korona sürecinde çok sıkıntılı olaylar gerçekleşti. Neydi o olaylar? Efendim, hocam çocuğum ilkokul 4. sınıfa gidiyor. Efendim, tabii ki okul sabahleyin başlıyordu saat 8.30'da ya da 9'da başlıyordu. Akşamın kaçına kadar, 5'e kadar okulda çocuk. Ondan sonra özel okul ya da herhangi bir okul. Ondan sonra da zaten annenin çalışma saatinde eve geliyor. Çocuklar evde yapayalnızlar. Kaç kişi bu korona sürecinde bize müracaat etti biliyor musunuz? Hanım şunu söylüyor. Hocam benim çocuğuma bir şey oldu. O neşeli çocuğun neşesi gitti. Çocuk diyor ki benim bir arkadaşım var ama siz varken gelmiyor. Çocuk oturuyor oyuncaklarla konuşuyor. Neymiş?
biraz daha paramız olsun. Daha iyi bir ev alalım. Daha iyi bir araba alalım. Kavam maslahat ve menfaati düşünmek zorundadır. Menfaat olunca sadece maddi menfaat değil, manevi menfaat. İlk evvela manevi menfaati düşünmek zorundadır. Bu çocuk sıcacık bir çorba içmeli. Annesinin yanında oynamalı. Mesela siz örgü örersiniz, kendi halinizde dikiş çıkarsınız, örgü örersiniz. Çocuk sizin etrafınızda dolaşır, iğnenizi alır, ipliğinizi alır, örgünüzü alır, yününüzü alır ama sizinle beraberdir. O ona bir mutluluk verir. Ve sizinle beraberken de çocuklar kötü şeylere bakmazlar. Mesela çocuk diyor ki, bir şey bakıyordum diyor tabletten, karşıma şizofrenle ilgili bir şey geldi diyor. Şizofren nedir diye diyor, YouTube'a girdim diyor. Bak şimdi, çocuk YouTube'a giriyor. Anne evde yok, baba evde yok. Çocuk YouTube'a giriyor. Şizofren nedir diye diyor, YouTube'a girdim diyor. Şizofreni okudum, dinledim diyor, saatlerce dinlemiş. Sonra çocuk korkuyor. Ben şizofreni oldum, ben şizofrenim. Kontrol edilemiyor ki çocuklar. Kontrol edip, ne? Çalışacağım ya Hazar, ben para kazanacağım canım, değil mi? O yüzden kavvam maslahatı ve menfaati düşünmek zorundadır. Kavama itaat noktasında marufa emredecek. Marufa emretmesi ne demek efendime söyleyeyim? Efendim Allah'ın razı olduğu, yani Cenab-ı Allah'ın razı olduğu, Peygamber Efendimizin de bu yapılmalıdır deyip de Allah Resulü'nün yaptığı, yerine getirdiği örfe de uygun olan şeyleri koca karısına emredecek. Koca karısına, bu noktada kadın yok ben efendime söyleyeyim ne diye okudum da yok ben ne diye. Hayır efendim, sizin ilk evvela düşüneceğiniz çocuklar için maslahattır, çocukların menfaatidir. Durum budur. Önce siz, hanımın bir tanesi şöyle dedi, hocam dedi, ben dedi çalışmak istiyorum ısrarla dedim, eşime söz geçiremiyorum. En sonunda adamı bıktırmış, bezdirmiş, dedim çocukları ne yaptın? Ay hocam dedi, kayınvalidemle dedi, annemi sıraya dizdim. Bir o geliyor bakmaya, bu geliyor bakmaya. 65 yaşında, 75 yaşında kadın mecbur mu senin fantazin için o çocuklara bakmaya? Evin geçimi sağlanıyorsa, hele bir de. Mecbur mu? O yükün altında. E babaanne olmasaymış, babaanne olmak o demek mi? Anneanne olmak o demek mi? Bizim evlendirdikten sonra işimiz bitiyor, tamam. Daha ne? Sizi büyütmüşüz, bir yere getirmişiz, sonra bir de öbürlerini büyüteceğiz. Öyle mi olacak? İnsan bir nefes almasın ömrünün bir vaktinde. Hep bir stres içinde gitsin. Bu ne bencillik? Hep bir stresin içinde gitsin. Şimdi demek ki kavvam marufu emredecek. Masiyeti değil. Masiyet ne demek? Allah'ın razı olmadığı şey. Bu noktada hiçbir kadın kocasına itaat edemez. Mesela diyor ki efendime söyleyeyim. İşte ben efendim erkek arkadaşlarımla birlikte şuraya bir içki masası açacağım. Sen de gel benimle içeceksin. Bu bir masiyet. Ben senin emrini dinlemem. Ben de sana itaat etmem. Emrini dinlemem, ben de sana itaat etmem. Hanımın bir tanesi, hocam dedi, eşim eroin kullanmaya başlamış. Ama sebep ne? Kayınpederim yıllarca döverdi. Hep bizim yanımızda dedi, horlardı. Eşim hep böyle içine kapanık, güvensiz, içine kapanık, silik bir halde. Ay bir de baktık ki eşim eroin kullanıyormuş. Bunun üzerine kayınpeder dedi ki hanımını sat, eroin parasını kazan. Hocam dedi, ben artık dedim o aileye güvenemem dedim. Ben artık o aileye güvenemem dedim. Ve ne yaptım? Döndüm. Çünkü ne demek? Hanımını sat. Allah muhafaza eylesin. Masiyette itaat yoktur. Masiyette itaat yoktur. Benim gönlümün yarasıdır. Çok derin bir yarasıdır. Yaklaşık 3 yıl evvel çok hanım, çok terbiyeli, tatlı bir kızımız. Efendim, kapalı bir kızımızdı. İmam Hatip Lisesi'ni bitiren bir kızımızdı. Güzel bir evlilik yaptı. Biz öyle biliyorduk. Ana bir de baktık bizim kızımız açıldı. Sebep şu. Hocam eşim benim böyle olmamı istemiyor. Böyle olmamı istemiyor. Kapalı olmamı istemiyor. Kapalı olursam rahatsız oluyormuş. Eşim benimle her yere gezmeliymiş. Benim elimi tutmalıymış. Ben kapalıyken bunu yapamıyormuş. Niye? Yapabilir. Cenab-ı Peygamber Efendimiz Hazreti Ayşe validemizle koşu yarışı bile yapmış. Yapabilir. Buna bir mahsur yok ki. Buna bir mahsur yok ki. Eğlenceyi bile birlikte seyretmişler. Mescid-i Nebi'nin içine Habeşistan'dan gelen gösteri yapan ekibe Hazreti Ayşe validemiz Peygamber Efendimiz'in omzuna başını koymak suretiyle seyretmiş. Bunlarda hiçbir beis yok. Yapabilir. Ama istediği gibi. Dedim ne yaptın? Hocam dedi eşimi kaybetmek istemedim. Peki Allah kaybetmeye değdi mi? Değdi mi? Allah'ı kaybetmeye değdi mi? Fani olan herkes gidecek. Çok sevdiklerimiz ellerimiz arasından akıp gidecekler. Peki biz daima Allah Teala ile birlikte kalacağız. Değdi mi?
demedim. O yüzden efendime söyleyeyim, bu noktalarda kavama itaat. Şu çok mühim bir şey. Şu çok mühim bir şey. Allah-u Teala bir makam verdiyse bir kişiye, mesela kavamlık makamı verdi diyelim, tamam mı? Onun donanımını da verir ona. Donanımını da verir ona. Yani ne demek? Hissiyatını verir. Hisseder yani. Yani şöyle olabileceğini hisseder. Böyle yani bir olumluyu olumsuz hisseder. Mesela ben bu noktada erkeklerin çok isabet ettiği hususlar gördüm. Mesela nedir bu hususlar? Bir tane hanım anlatmıştı bana. Hocam dedi, ben yeğenime sevgilim diyordum dedi. Tabii bu beni biraz ürpertti. Yeğenin dedim kaç yaşında? Hocam benden 3-5 yaş küçük. He. Sen buna hep mi sevgilim diyordun? Evet hocam dedi. Çünkü çok seviyorum. E senin o yeğen ergen oldu. Evet. Hocam öperim ben ona, sevgilim derim, yanıma oturturum filan beş mekan. Kocası demiş ki bir daha onunla görüşülmeyecek. Hocam dedi, sıla-i rahime benim eşim efendime söyleyeyim itaat etmemektedir. Hayır, o eşine itaat edeceksin. Nerede görülmüş yeğenin sevgili olduğu? Nerede görülmüş yeğenin sevgili olduğu? Eniştesine diyor ki, hayatım eniştem şuraya geçer misin? Hayatım eniştem kim ya? Onun karısı senin ablan. Eşi diyor ki, bundan sonra eniştenler bize gelmeyecek. Sen de yalnız oraya gitmeyeceksin. Görüşeceksek birlikte görüşeceğiz ama sen yalnız gitmeyeceksin. Diyor ki, hocam ben bu adama nasıl itaat edeyim? İtaat edeceksin. Çünkü senin ayağın nereye gittiğini ben pek bilemedim. Ben pek bilemedim. Ölçü nerede, denge nerede pek belli değil orada. Pek bilemedim. O sebepten efendim, erkek maslahatı ve menfaati düşünmek zorunda. Mesela bazı zamanlarda erkek karısını anne ve babasının yanına salmayabilir. Neden? Çünkü o kadar çok gördük, artık şuramıza kadar geldi. Her gittiğinde durmadan eşini anlatıyor ve her seferinde annesi de akıl veriyor. Şöyle davran, böyle davran, kayınvalideni eve alma, bilmem ne yapma. Geldiler beraber, kadın diyor ki eşim bana şunları yapıyor, eşim bana şöyle ediyor, eşim beni annemin yanına göndermiyor, eşim şöyle ediyor, hocam onun öyle bir hakkı var mı? Öyle baktığın zaman hakkı yok gibi. Dedim artık eşinizle birlikte gelin rica ediyorum. Bir geldi, adam dedi hocam yıldım ya. Bu gider, ne akıl verirler bilmem. O geldikten sonra bir hafta kendi böyle bir despot, benim de hakkım var, benim de bilmem ne var. Bütün huzur bozulur. Bütün huzur bozulur. O yüzden bir kavram maslahat ve menfaati korumak mecburiyetindedir. Maslahat ve menfaati korumak mecburiyetindedir. Bir tane hanım anlattı. Hocam dedi, ben çok tuhaf bir iş yaptım. Ne yaptın dedim. Hocam ben çalışıyorum dedi. Tabii paralarım var benim, birikim yaptığım paralarım var dedi. Efendim birikim yapıyorum. Fakat bizim dedi arabamız bozuldu dedi. Bak arabamız bozuldu dedi. Ben de yaptığım birikimi, ablam bana demişti ki ya eniştenin işleri biraz bozuldu. Sen birikimini bize versene dedi. Ben de hiç eşime bile danışmadan verdim. Kendim biriktirdim ya. Eşime bile danışmadan verdim. Hocam bizim arabamız bozuldu. Yeni araba alacağız. Eşim dedi ki ben sana yine borcumu öderim. Birikimlerini getirebilecekmişsin. Hiçbir şey diyemedim dedi. Dedim ki ben onu enişteme verdim. Ne? Eniştene mi verdim? Peki ben kazandığım parayı ablama verseydim ne diyecektin? Olur mu canım? Tabii ki istişare etmemiz lazım. Sen niye etmiyorsun ya? Sen niye etmiyorsun ya? Hocam dedi bizim bütün düzenimiz bozuldu. Niye bozuldu dedim. Enişteme niye ver? Hayır, eniştene niye verdin diye bozulmadı. Bana niye söylemedin diye bozuldu. Kavam saygıyı hak eder. Bunu bilmemiz lazım. Söyleyeceğiz efendim. Söyleyeceğiz. Bu benim param, istediğime veririm şeklinde değil. Kavama itiraz edilir mi? Kavama itiraz edilir. Ama şiddet göstererek ve karakterine hakaret ederek kavama itaat edilmez. Nasıl? Nasıl itaat edilir? Yani yanlış bir şey yapıyor kavam. Yani yanlış bir şey. Ne yapacağız? Şiddet gösterelim adama. Babamıza söyleyelim, abimize söyleyelim, bir dövdürelim akıllansın. Bu şekilde evlilik yürümüyor. Tam tersine bitiyor. Çok çabuk bitiyor. O şiddet gösteren, yani eşinize şiddet gösteren abi daha sonra size şiddet gösteriyor. Yangından mı kaçtın? Dolu seni fena yakalamış. Yangından mı kaçtın? Dolu seni fena yakalamış. O sebepten şiddet göstererek ya da hakaret ederek, sen de adam mısın? Sen de erkek misin? Boşanmaların hepsinde şunu gördük. Yani bir erkek durup dururken kadını 3'ten 9'a boşamıyor. Ne zaman boşuyor? Sen de erkek misin? Boşamazsan şerefsizsin. Ben inanamıyorum. Kadına bir bak, bu lafı dedin mi diyorum. Evet diyor. E o da boşamış işte. Niye geldin? Niye geldin? Tamam boşamış işte. Erkek için önemli olan mevzu saygı. Saygı öyle şiddet uygulayarak. Mesela ayağınızla etekliyorsunuz.
sofra hazır, kalk gel. Kolunuzla itekliyorsunuz. Efendime söyleyeyim, adamı itekleyerek bir şey söylüyorsunuz. Ya da ağır şakalar yapıyorsunuz. Böyle o kadar çok kaldırılabilecek bir şey değildir. Kadın itaat eder. İtaatin nasıl olması gerektiğini kadının öğrenmesi gerekir. Erkek maslahatı ve menfaati düşünmek zorundadır. Eğer o evin huzuru için, o evin mutluluğu için kayınvalidenizin, yani annenin o eve gelmemesi gerekiyorsa erkek bunu söyleyebilir. Hocam benim kayınvalidem çok garip. Her seferinde diyor ki hadi şuraya gidelim, hadi şuraya gidelim. Bunun da arabası var, hadi şuraya gidelim. Her dakika sokakta da benim öyle bir rızam yok. Ben istemiyorum. Bunu diyebilir erkek. Benim öyle bir rızam yok. Hakkıdır, haklı da bir talebidir. Artık siz evlendiniz. Siz eşinize itaat edeceksiniz. Anneye itaat edilecek diye bir kelime ben hiç okumadım ayet-i kerimelerde. Onlara iyilikle davrandın. Güzellikle dedin. Anne ben evliyim artık. Eşime itaat etmek durumundayım ve eşim maslahatı gözetmek zorundayım. Diyor ki hocam diyor benzini ben dolduruyorum diyor onu kestiriyor. İstemiyorum. Bu kadar basit istemiyorum. Hocam edepli olsunlar ya varsın gezdirsin ne olacak? İstemiyorsa bitmiştir. Zorla mı yaptıracağız? Zorla mı yaptıracağız? Şimdi kavvam maslahat ve menfaati düşünüyor. Mesela menfaati düşünmek için, efendim geçimi düşünmek için mesela ayar verebilir. Nasıl ayar verebilir? Şu şekilde tutumlu olunacak. Şunlara dikkat edilecek. Çok fazla açığa çıkılmayacak. Mesela kavvam menfaati düşünmek için, mesela kadınlar bir gün yaparlar. Oho dünyanın parası gider. Mesela şu ekonomik krizin için hadi gel bakalım gün yap. Kocadan gizli gün yapıyor. Geçen hanımlar yazdı, hocam bir çuval şekere dedi güne başladık. Ne yaptın dedim, bir çuval şekere. Eşime söylemedim dedi, yaptım uyalarla bir çuval şekeri veriyorum. Ama hocam dedi, çuval şekerin parası arttı. Biz şimdi ne yapacağımızı şaşırdık. Babama söyle. Nasıl yapacaksınız? Niye izinsiz işlerin peşine koşarsınız ki? Sadece söyleyeceksiniz. Sadece izin alacaksınız. O kadar zor bir şey mi? O kadar zor bir şey mi? Hocam ben onun kölesim. Köle değilsin. Ama o maslahatı ve menfaati düşünmek zorunda. Yani benim evimde birçok ihtiyaç varken neymiş? Arkadaş topluluklarına bir çuval şeker gidiyor. Bu ne iş ya? Bu akıl işi mi? Bu akıl işi mi? Erkek maslahat ve menfaati düşünmek zorunda. Ama marufa emredecek. Marufa emredecek. Ne? Masiyeti değil. Masiyet ne demekti efendim? Yani Allah'ın razı olmadığı şeyleri emretmeyecek. Şimdi Cenab-ı Allah bu noktada kadın erkekle istişare, erkek kadınla istişare eder. Cenab-ı Peygamber Efendimiz etmiş. Hazreti Hatice validemizle etmiş ilk vahiy indiği zaman. Ve Hazreti Hatice validemiz ona büyük bir ufuk açmış. Hudeybiye musallasında Ümmü Seleme validemiz ile istişare etmiş. Ona çok büyük ufuk açmış. Erkek istişare eder. İstişare etmek şu demek değildir ki ben senin dediğini motomot yapacağım. Bu demek değildir. İstişare etmek suretiyle ne olur efendim? Yapmayı düşündüğüm şey mayalanır. Kafada netleşmeye çalışır. Mesela bir karar vereceğiz. Kadına ilk evvela ne yönde düşünürler? Tedbir yönünde düşünürler. Hayır yapma, sakın yapma, sakın adım atma. Mesela ben kendi çok yakınımdan biliyorum. Mesela adam ufacık bir yatırım yapmak istediği zaman kadın hep şunu söylüyor. Aman yapma, sakın alma, borcun altına bizi sokma. Ama ticarette de cesaret gerekir. Ben her zaman o kadına istişare edeceksem bir adım ilerleyemeyeceğim. Mesela ne oluyor? Bir iş yapılacak, bir işin içine girilecek, tamam mı? Kadın her seferinde diyor, aman yapmayalım, aman borcun içine girmeyelim, aman şöyle. Adam daha ona istişare ediyor tabii ki, işine istişare ama tam tersini yapıyor. Kadın diyor ki niye tam tersini yapıyorsun? Sana duyurdum. Gerekli olan şeyleri senden duydum. Ama bu kadar cesaretsizlikle bu iş yürümez. Ben erkeğim. Ben bu işin içinden hakkından gelebilirim. Yani kadın fıtratından sebep ne yapabilir? Temkin olma yolunu seçebilir. Daha dikkatli olma yolunu seçebilir. Ama erkek cesurdur. Ticarette efendime söyleyeyim cesaret ister. Adam cesaretle yürür gider. Şunu diyemez ki kadın. Benim dediğimi niye dinlemiyor? Dostum senin dediğini dinleyecek olsak biz iki adım atamayacağız. Adama gücen mi? Adam haklı. Bile bilmediğin sahada neyin istişaresini edeceğim ben seninle? O yüzden efendim erkek istişare eder ama motomot. Bilakis onun istediğini yapmak zorundadır. Mesela biz çarşıya çıkacağız. Çocuklarımıza istişare edeceğiz. Ne alalım efendim? Şunlar. Alalım dediler değil mi? İstişare ettik. Ben ne diyorum? Şunu alabiliyorum ama şunu alamıyorum. Ama istişare etmiştin. Nasıl böyle bir şey yaparsın? Şunu alabiliyorum, şunu alamıyorum. Bütçem buna yetiyor. Bitti.
İstişareyi iyi anlamak lazım. İstişare ettim, benim dediğimi niye dinlemiyor, benim dediğimi niye yapmak istemiyor. O kadar çok enteresan hadiseler biliyorum ki ben. Mesela kardeşiyle ortak, eşinin kardeşi, yani kaynıyla eşi ortak. Diyor ki hep benim eşim çalışıyor. Eşim her seferinde diyorum, bu ortaklıktan çık. Sen çalışıyorsun, o yiyor. Sen çalışıyorsun, o yiyor. Hanım, hanım, otur yerinde. Otur yerinde. Öyle bir istişareye ihtiyaç yok. Ama hocam şöyle. Hayır. Senin yaptığın çok daha farklı bir şey. Fitne. Her fitneyi istişare olarak kabul edemeyiz. Fitneyi istişare olarak kabul edemeyiz. Kullandığımız kelimelere çok dikkat edelim. Seninki akıl vermek. Adam akılsız ya, akıl vermek. Hayır, ona gitmeyeceksin. Hayır, şunu yapmayacaksın. Size bir şey söyleyeyim, bununla da bitireyim. Bir gün önemli bir vazifeden sebep bir devlet kurumuna gitmemiz gerekti. Arkadaşlarla birlikte gittik. Devlet kurumunda işimiz yapılıyor. O esnada orada bulunan genç delikanlılar var, genç erkekler var. Bir tanesi dedi ki, hocam siz Fatma Ali Sağ mısınız dedi. Evet benim dedim. Hocam siz benim eşimi iyi tanıyor dedi. Sizi takip ediyor dedi. O deyince böyle bir tedirgin oldum yani. Adam ne diyecek bilmiyorum ki yani. Sen benim karımı azdırdın mı diyecek, ne diyecek. İnsan bir korkuyor yani burada. Evet dedim. Hocam benim eşim dedi sizinle konuştuktan sizi dinliyor, çok değişti dedi. Çok tatlı bir şey oldu dedi. Ha öyle mi dedim. Vallahi ne söylediğinizi bilmiyorum ama dedi çok tatlandı. Bir tanesi dedi ki, sahi öyle mi dedi, benim hanım da dinlesin. Ne anlatıyor ki bu hoca dedi. Baktım ana adamlar birden üşüşürler, sinirim bozuldu benim de. Ya biz nereye gitmiş, durum ne oldu? Bir tanesi dedi ki, hocam dedi ne anlatıyorsunuz siz? Orada oturup da erkeklere ben şunu anlatıyorum, ben bunu anlatıyorum diyecek durumda değilim. Bir tanesi, o beni hanımın dinlediği adam. Dedi ki, vallahi dedi kavramlık diye bir şey anlatmış hoca hanım dedi. O günden sonra bizim evdeki işler değişti dedi. Kavramlık mı? Kavramlık neymiş? İnanamadım. Dört tane erkek, hepsi de evlenmiş, kimi 3 yıllık evli, kimi 2 yıllık evli. Kavram nedir bilmiyorlar. Birisi bir şey anlattı. Hocam dedi, geçen dedi arkadaşlar bize gelmişti dedi. Erkekler bir yanda oturduk, hanımlar bir yanda oturduk dedi. Benim dedi bir arabamı satma durumum vardı dedi. Arabamı satma durumum vardı dedi. Arkadaşlarla konuştum. Arkadaşlar dediler ki şuraya koyalım, şunu satalım, bilmem ne yapalım. Neyse hanım ara ara giriyor çıkıyor, ara ara giriyor çıkıyor, ara ara giriyor çıkıyor. Ondan sonra eşini kenara çekiyor, diyor ki o arabayı sat bakayım, ben seninle evli kalıyor muyum? Hanım hanım, bu ne cesaret. Bu ne cesaret. Gerçekten ben orada erkekleri çok saf buldum. Şaştım yani. Zalim tam zalim. Safı da tam saf. Kız bunun ortası yok mu? Zalim tam zalim. Çok garip. Safı da tam saf. Hocam dedi, o izin vermedikçe ben bir şey yapamam ki. O zaman Allah'a çok hesap vereceksiniz. Evet. Cenab-ı Allah ne buyuruyor Peygamber Efendimiz'e? Eğer sen onların heva ve hevesine uyacak olsaydın, sen de mahvolurdun, onlar da mahvolurlardı. Kavam, maslahatı ve menfaati gözetmek zorunda. Bu gözetme işini Rabbü Teala sana verdi. Sen yapacaksın bu işi. Hocam ben yapamam dedi. Ona ben bir şey söyleyecek olsam benimle kavga eder. Bütün huzurum bozulur. Neden? Çünkü yanlış başladınız. Ona kavamını bir öğretecektin. İtaatin nasıl olması gerektiğini öğretecektin. Meşru zeminler nasıldır? Ne zaman itaat etmemelidir? Sen maslahatı ve menfaati gözetiyorsan nasıl susması gerekir? Önce bunu bilmesi lazımdı. Ben anladım ki hatunların pek bildiği yok. Zannedersem işlerine de pek gelmiyor. Evet efendim. Önümüzdeki süreçlerde, önümüzdeki derslerde bu konu çok derin. Devam edeceğiz. Görüşmek ümidiyle sizi Rabbime emanet ediyorum. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.